Ben protesto ediyorum National Geographic'e. Koyun sizin koyundan size belgesel çekecek değiliz. Çek kardeşim bak. Bu koyunun hiçbir çiftlik hayvanında olmayan bir özelliği var Bahadır Bey. Neymiş? Neymiş mi? Yünü. Sıcaklık stresi olmaması için ne olması lazım? 2,5-3 santim civarında üzerinde yün olması lazım. Bakarsın bizim kırkımcılar almış eline kazıyor hayvanı. Değerli Kuzu Fabrikası takipçileri, ben Doktor Bahadır Ödevci, Profesör Doktor Ebru Emsen. Bugün performans kriterlerini bir çiftlik, bir koyun işletmesi, ben başarılıyım ne zaman demeli? Nasıl başarılı oluyorsunuz? Siz başarılı mısınız? Neden başarılısınız? Başarının kriterlerini konuşacağız. Evet, performans kriterleri diyoruz hocam. Bir işletme, bir çiftlik. Ben çok iyiyim, çok başarılıyım. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Herkes çok başarılı hocam. Çünkü herkes malını seviyor. Herkes yaptığı işi iyi göstermek istiyor. İnsanın doğasında var bu. Koyunculukta ben bu işe gireli beri, işte 2015'in sonlarından beri şunu gördüm ki veri falan tutmuyorlar hocam. Hiçbir veri yok. Veri tutmadan başarıyı nasıl anlatacaksınız? Ben baktığım zaman bir sürüye veri görüyorum. Bir matematik görüyorum. Yani orada o kadar çok başarı kriteri ve zamana yayılmış şekilde var ki bir hayvanın damızlık kalitesini anlayabilmek için onun son 5 senesine bakmak gerekiyor. Ona baktığınız zaman hiçbirini hatırlamıyorsunuz. Sürü sayısı arttıkça da bunu takip etmek imkansız. Takip edemezsiniz. Yani dolayısıyla veri tutulmayan işletmeler nasıl kendilerini başarılı görüyorlar? Ne işte ikizlik oranım bu benim veya işte şu kadar kuzu besisinde şu kadar çıkarıyorum dedi diyenler kaç hayvan olduğunu bile bilmiyorlar. Benim gözlemlerim genel anlamda böyleydi. Ve bu işe bir teknoloji gömleği giydirmek gerektiğini ve hassas takibi, hassas ölçümü koyunculuğun içerisine yedirmek gerektiğini gördüm. Bunun çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Bu ihtiyacı tamamlayamazsak zaten gideremezsek de yüksek ölçüye çıkmış, büyümüş 3000, 5000 koyunluk, 10.000 koyunluk, 100.000 koyunluk işletmelerin mümkün değil, yapılamayacağını gördüm. Bunu yapabilmek için zaten yola çıktık ve bunu biz şu anda yapıyoruz. Peki geleneksel yetiştiricilerimizi, koyuncularımıza da aslında hitaben onlar nasıl başarılı olduklarını anlarlar. Biz nasıl başarılı olduğumuzu anlıyoruz. Onların da ölçütlerini, belki teknolojiyi çok yakından kullanmıyor da olabilirler. Onlara da bazı tiyolar verebilmek istiyoruz hocam bu programda. Neler dersiniz? Tabii biz akademik yayınlarımızda olsun, evet. Lisansüstü tezlerimizde olsun, sizin de teziniz hayırlı uğurlu olsun. Amin, amin. Dünya literatürüne muhteşem bir eser kazandırdınız. Sağ olun, eksik olmayın hocam. Kadir Has Üniversitesi'ne buradan teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. O danışman hocalarıma, Mehmet Aydın, doçent doktor Mehmet Aydın hocama sevgilerimi iletiyorum. Dekanımız. Profesör doktor Hasan Dağ hocama sevgilerini iletiyorum. Hiç desteklerini son 5 senedir desteklerini hiç esirgemediler. Hem Kuzu Fabrikası bir fiil kendi işimiz, onu yaparken aynı zamanda sahadaki veriler üzerinden de yayınlar çıkardık. Sağ olsun. Sizlerin desteklerinize de çok teşekkür ediyorum hocam. Veriler anlamında. Ve Computers and Electronics in Agriculture dergisinde Amerika'da bu senin Ocak ayında yayınımız çıktı. Ve onun ardından doktora tezi de son aşamada ve tez savunması zamanındayız. Şimdi tezinizde değerli bir model çıkarttınız. Evet, model. Bir model çıkarttınız. Doğru. Orada Bahadır Bey. Doğru. Yani biz önceki programımızda konuştuk koyunculuğun sürdürülebilir et üretiminin formülü diye. Aslında sizin o doktora tezinizde birebir ilintili modeli geliştirdiniz. Yani bir ülkede, bir bölgede, bir şehirde, her nerede olursa olsun kuzu eti üretiminde veya et üretiminde bir modele ihtiyaç var. Peki bu modeli neye göre geliştirdiniz? Bu modeli başarıyla ilgili kriterleri, dünyadaki trendleri, doğru mu? Teknolojik gelişmeleri ve gereklilikleri bir araya koyarak bir model geliştirildi. Evet, çiftlik hayvanı üreticiliğinde diye genelleyebileceğimiz, hı hı, bir şekilde hassas takibi yapmak, yapay zeka destekli teknoloji altyapısıyla hassas yönetimi, hassas sürü yönetimini herhangi bir çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinde yapabilmek için bir model önerisi getirdim. Evet. Tezimin konusu bu. Evet, bir model. Bu da tabii ki biz bu işi koyunla pratik ederek tüm aşamaları o önerdiğim modelde ki tüm aşamaları koyunla pratik ederek kuzu fabrikasını hayata geçirdik. Bunu yaparken de
bunu genelleştirmek de amacımız. Evet. Çünkü akademik de aynı zamanda bir araştırmanın neticesi ve diğer akademik araştırmaların da kaynağı niteliğinde olabilmesi için bir model ürettik ve herhangi bir, mesela alpaka yetiştiriciliğinde de, balık yetiştiriciliğinde de, herhangi bir çiftlik hayvanı, deve kuşu yetiştiriciliği de yapacaksanız, evet, bu modeldeki adımları birer birer takip ederseniz hassas sürü yönetimi üzerinden veriyle, veriyi ölçerek ve karar destek mekanizmalarıyla, yani hangi noktada ne yapmalıyım, benim hangi hayvanım daha değerli, daha damızlık anlamında, onu hangisini tutmalıyım, hangisini satmalıyım, bu karar destek mekanizmalarının içine katacak şekilde ölçerek, üstünüzde yöneterek bir çiftlik hayvancılığı yapabilmek istiyorsanız bu modeli takip edin. Aynen. Şimdi bu programda da yetiştiricilerimize bunu geleneksel yapan, bunu meraya dayalı yapan, bunu mera artı iklim şartlarından dolayı intensif dediğimiz ağılda yapan herkese bu anlamda karar destek mekanizması konumuna geçerek mesajlarımızı verebiliriz. Aynen öyle. Şimdi onların koyunculukta aldıkları kararları, döndükleri tarafları ve yol haritalarını belirlemede alacakları kararlara buradan teknik olarak destek olabiliriz. Şimdi ben, Bahadır Bey, beni yanlış anlamasınlar. Diyecekler ki ne demek istiyor bu kadın? Hocam önce bir siz diyeceğinizi isteyin. Şimdi daha diyeceğinizi demeden onların ne diyeceğini söylüyorsunuz. Ne demek istiyor diyeceğiz biz ben şimdi. Ben Türkiye'de hiç çiftlik gezmedim, Bahadır Bey. Vay. Evet. Ben dünyadaki çiftlikleri gezdim. Çünkü Türkiye'deki çiftlikleri biliyorum yani. Küçük aile işletmeleri, karma işletmeler, ineği var, koyunu var, biraz da yanında tavuğu var. Doğru mu? Büyük ölçekte koyunculuk yapan işletme sayısı yok denecek kadar az ki bugün Ziraat Bankası almış olduğumuz bilgilere göre eskiden 50 başlık yatırım kredisi veren Ziraat Bankası bile diyor ki 250 baş. 250 ve üstü olmak zorunda diyor. Aşağı vermiyorum. Evet. Şimdi burada başarıyı demek ki biz birinci ölçeğimizi masanın üstüne koyarak. Başarılı mısınız değil misiniz? Birinci kriter kaç baş sürünüz var? Ölçek. Evet, kaç üstü diyelim hocam buna? 250 üstü mü diyelim? Evet, 200 üstü diyelim. 200 üstü sürünüz varsa başarılı mısınız değil misinizi konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Ya da başlangıç noktasındayız, daha henüz konuşmuyoruz. 200'ün altında sürünüz varsa bu zaten geçim ekonomisi, aile işletmesi. Burada başarıyı... Başarılı olabilir. Yani başarıyı konuşabiliriz. Evet, sapmalar çok fazla orada. Yani onu değerlendireceğimiz bir sayı değil o. Evet, şimdi koyunculukta optimum sürü büyüklüklerinden bahsedecek olursak ben kendim bizzat bunu yaşayan bir insan olarak Bahadır Bey, fizibilite çalışmalarımız da bunu gösterdiği üzere koyunculukta başka hiçbir iş yapmadan tek gelirinin koyunculuğa yaptığın işe bağlı olduğu sayı nedir? Bu çok önemli bir sorudur. Ben size buradan sayıyı veriyorum Bahadır Bey. Koyunculukta başka hiçbir iş yapmadan, ikinci bir iş yapma zorunluluğu duymadan, tamamen hayatınızı çiftliğinizde hayvanlarınızla geçirerek, bakın nasıl bir hayat hocam? İyi bir hayat. Evet. 300 baştır. 300 başı hedeflemeniz lazım. 300 başın altında hep bir denge problemi yaşarsınız. Anlatabildim mi? 300 baş ve üzeri sizi koyunculukta sağlam ayaklar üzerinde tutan, bağımsız da olsanız bizim kuzu fabrikaları işletmelerinin çok önemli bir avantajı var. Keşke diyorum ben de kuzu fabrikası işletmesi olsam. Ben bile özeniyorum Bahadır Bey. Öyle rahat ki bizimkinler. İşin hep keyifli ve kaymaklı tarafındalar. Derdi, sıkıntısı, kavgası, gürültüsü bizim ekibin tedarik üzerinde. Tedarik zinciri üzerinde. Tabii bizim ekibin üzerinde. Biz onlara diyoruz ki çiftliğinizde bu dünya tatlılarıyla... Onlar da geliyorlar zaten. Bu dünya tatlılarıyla temaslarınızı artırın, gözlemlerinizi sıklaştırın. Efendime söyleyeyim, onlarla hayatı daha tatlı, daha keyifli yaşayın. Biz gerisinde onların ihtiyaçları olan kavgayı, gürültüyü, her bir sıkıntıyı biz üstleniriz diyoruz. Şimdi bireysel olarak bu işi yapan yetiştiricilerimize önerimiz, hem tedariğinizde yem tedariği yaparken, hem veteriner hizmeti alırken, bakın çok önemli, hem de ürününüzü pazarlarken 300 baş ve üzerine hedefleyin.
Şimdi bunu hedef olarak koymanız lazım. Biz 300 baş ve üzerindeki işletmeler için başarı kriterlerini konuşacak olursak, bir işletmeye gittiğinizde başarıyı nasıl ölçersiniz? O işletmede o yıl 300 baş koyundan tamamının kesime gittiğini düşünecek olursak kaç kuzu kesime gitmiş? Hocam pardon, şunu da ilave edeyim. 50 başı yapan 300 başı yapamaz ama 300 başı yapan 500 başı yapar. Doğru mu? Doğru. Bu ölçekle ilgili olan 300 başı yapan 3000 başı da yapar. Sebebimiz bu arkadaşlar, evet. Yani o açıdan. Onun dışındaki diğer performans kriterini verdiniz. Kaç kuzunuz kesime gidiyor? Kesime gidiyor. Veya satışa çıkıyor. Şimdi bir sayı da. Bu da çok önemli. Bu sayı üretim etkinliğini belirliyor. Üretim etkinliğini belirliyor. Yani sizin 300 tane koyunuz varsa bundan 200 kuzu bile zor alıyorsanız probleminiz var. Ne probleminiz var? Üreme probleminiz var. Kısırlık. Kısırlığın koyunlarda, koyun sürülerindeki üst sınırı %10'dur. Gençler ilkine doğum yapacaklar. Bir tur atlatabilirler. Biraz daha bir yıla ihtiyaçları olabilir. Yaşı vardır. Artık damızlıktan çıkmıştır. Ama bir nedenden dolayı siz onun kısır kaldığını, sürü büyüdüğü için gözden kaçırırsınız. Tabii. Ve işletmede tutarsınız. Yani sizin 300 tane koyununuzdan, ki 30 da büyük bir sayıdır, 30'dan fazla hayvanınızdan yavru alamıyorsanız sıkıntı var demektir. Şimdi burada tabii hemen tabii üremeye girdiğimize göre koçları da konuşmamız lazım. Tabii. Hiç fark etmeyiz biz ama koçlardan birkaç tanesi bir ateşli hastalık geçirmiştir. 60 gün sperma üretimi durur. Üremede, çiftleşmede kullanamayız vesaire. Yani orada damızlık niteliklerini anlamak ve ölçmek konusunda dişilere gösterdiğimiz ilgi kadar koçlara da göstermemiz lazım. Tabii. Koçların damızlıkta tutulma süreleri, mesela insanlar şöyle söyleyeyim, bilinç yetiştiriciler bunu bilir de, koçlar koyunlar kadar damızlık süreleri uzun değil Bahadır Bey. 3 bilemedin 4 yaşından sonra damızlıktan çıkar koç. Koyun da 6, 7 yaşına kadar gidebilir. 8, 9, 10. Bizde 8, 9, 10. Ha, tamam, genel konuşuyoruz. Genel konuşuyoruz. Genelde konuşuyoruz. Yani tarsın bile sigortalarken 5 yaşından büyük hayvanı sigortalamıyor. Yani 4 yaşı içerisindekini artı 1 yılla sigortalıyor. Yani 5 yaşına kadar hayvanı sigortalıyor. 5 yaşından sonra tarsın de ondan umudu kesmiş. Şimdi geliyoruz ömür. Damızlık ömrü. Damızlık ömrü. Bir diğer kriter arkadaşlar. Bir diğer kriter, damızlık ömrünüz eğer kısalıyorsa, yani sizin sürünüzü hayvan 3-4 yaşında terk ediyorsa problem var demektir. Uzun ömürlülük sürünüzde var ise sizin dirençli, dayanıklı, verim verdiği halde yaşama tutunma açısından sağlam sürünüz var demektir. Yani bir koyun bir yavru doğurduktan sonra o yavruyu sütte emzirip büyüttükten sonra ne oluyor? Eğer damızlık ömründen çok ciddi kısalmalar varsa o da başarısızlığın bir kriteridir. Yani sürünüzün üretimde kaldığı süre. Şimdi biz diyoruz ki koyunlarda en yüksek verimin alındığı dönem 3 yaş. Hep 3 yaşında hayvan tutma imkanınız yok. İmkansız. Yani ne yapmanız lazım Bahadır Bey? Her yıl 3 yaşında hayvan alıp ondan yavru alıp satıp tekrar 3 yaşında hayvan alıp tekrar ondan satıp yapmanız lazım. Şimdi dolayısıyla bizde uzun ömürlük çok önemli. Başarıda kriter, 300 koyundan 200 kuzu alıyorsanız başarısızsınız. Bir de bir koyundan toplamda onun yaşamı, damızlık süresi dediniz ya hocam. Evet. Onu bir de bir genişletiyorum. Bir koyunun damızlık ömrü boyunca ondan kaç kuzu aldığımız. Tabii, o da çok önemli. Yani bir koyun bir yıl yavru verdi, bir yıl vermedi. Yani bir yıl çalıştı, bir yıl yattı. Yanlış. Yani bir koyunun biz diyoruz ki güzün çiftleşiyorlar. Yılda bir kez çiftleşiyorlar. Genelden konuştuk. İki yılda üç kuzu atmadan döl verimi yüksek ırklardan konuşmadığımız zaman ya zaten evet. Yılda bir kere doğuruyorsun. Aynen öyle. Yani senin bir yıl yatmaya şansın yok, imkanın yok. Evet. Dolayısıyla bu da önemli. Şimdi sayı, evet dedik ki... Koyununuzdan %90'ından yavru almanız evet. lazım. %90'ından yavru aldınız. Yavrular doğdu. Yavrular doğdu. Yavrular doğduktan sonra 2 ay, 2,5 ay, 3 ay, bazı sürülerde 3 aya kadar emziriyorlar. Sütte. Annenin sorumluluğuna vermişiz. Anne evet. bakıyor ona. Doğru. Anne analık izninde. Koyun evet. analık izninde o bakıyor yavrusuna. Büyüten anne, sütüyle büyüten anne. Doğru mu? Meraya çıktı kuzusuyla otlayan kuzusuna sahip olan anne. Şimdi bir annenin sütten kesim çağına ulaştırdığı yavru sayısı.
anne kayıpsız yavrularını sütten kesime ulaştırıyor mu? Sayısı ve toplam kilosu da diyelim isterseniz hocam. Hemen peşine kilosu geliyor tamam. Tabii ki. Tamam. Şimdi zaten bir kuzunun kilosu Bahadır Bey, annenin süt verimini belirleyen en önemli kriterlerden biridir. Biz kuzuların, annelerin süt verimini ölçmek için ne yapabiliriz? Anneleri sağabiliriz. Doğru mu? Kuzu sütünü emdikten sonra sağım yapabiliriz. Ama annenin süt verimini ölçmenin en büyük kriterlerinden biri de kuzunun günlük canlı ağırlık artışlarını takip etmektir. Aynen. Kuzunun günlük canlı ağırlık artışlarını takip ederek annenin süt verimini tespit edebiliriz böylelikle. O da çok değerli. Dolayısıyla kuzularımızı da tartacağız arkadaşlar. Yani her noktada veri çıkartmamız gerekiyor sürünün içerisinde. Tabii 300 hayvan olunca veri çıkartmak kolay değil. Ama bu verileri eğer çıkartabilirseniz ve böyle bir Excel dosyasına bir bunları not ederseniz bir anda bakacaksınız ki ya benim sürümün ben %30'unu zaten kurtulmam gerekiyormuş. Aynen öyle. Islah. Islah dediğimiz şey. Islah dediğimiz şey. Değil mi hocam? Yani halk elinde ıslah, yani yetiştirici elinde ıslah. Yetiştirici. Islah sürekli devam ediyor kendi işletmenizde. Kesinlikle. Ama neye göre ıslah yapacaksınız? Merada besçi olsanız bile fark etmiyor. Kapalı da zaten 4 ay, 5 ay, 6 ay bakıyorsunuz buna. Saman artı yem veriliyor. Hani baktığınız zaman ciddi yem fiyatlarına da bakınca. Her türlü maliyet var 4-6 ay arası. Dolayısıyla ıslah çok değerli. O verimi vermeyen hayvanla çalışmamak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bizim Bahadır Bey 300 koyundan %3 ideal sınırdır. Üst sınır %10'dur. 300 tane koyunumuzdan 10 tane koyunumuz doğurmadıysa paniğe kapılmayacağız. Onun üzerine çıkarsa bir yerlerde bir yanlışı bulup arayıp bulacağız. Evet. 300 tane kriter. Koyunumuzda evet yılda bir kez doğuran ve bir kuzu doğuran bu hayvanlarımızda 300 tane yavruyu aldığımızdan emin olacağız. Yavru atmalara bakacağız. Atık oldu. Çok soru geliyor bize kuzu fabrikasında. Hocam koyunum yavru attı. Ne yapmam lazım? Yavrun atık Bahadır Bey. Hem hayvan için hem de insan sağlığı için, zoonoz hastalıklar için bir çok büyük bir tehdittir. Hem bulaşıcı yavru atma hastalıklarıyla ilgili bir atık olursa sürünün geri kalanına atık fırtınası dediğimiz, atık fırtınası dediğimiz aman Allah korusun. Çok korkunç bir senaryoyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu Brusella başta olmak üzere işte peynir hastalığı diye geçer. Hani taze peynir tüketenler, taze kaymak tüketenlere, yani yavru atan hayvanların sütünü tüketenlere de geçiyor. Bu gıdadan geçen bir şey biliyorsunuz. Zoonozdur, sizi de hasta edebilir. Dolayısıyla ölü doğumların ve atıkların oranlarını istenilen sınırlarda kalması lazım. Ne diyoruz? Diyoruz ki eğer %2 ve 3'ün üzerinde atık varsa alarma geç. Etkeni araştır. Veteriner araştırma laboratuvarları var. Bu etkeni mutlaka analiz ettir, tahlil ettir, dikkatli ol falan filan. Yani yavru doğacak ama canlı doğacak ve gününde doğacak. Koyunlarda gebelik süresi 138 gün kadar erken, 159 gün kadar da geçtir. Nereden bileceksin 138. günümü? Bu atık mı yoksa prematüre doğum mu? Şimdi 138. gününden sonra doğarsa atık gözüyle bakmıyoruz ona. Her yer veri hocam. Her yer veri. Şimdi ben bu hayvanımın çiftleşme tarihini bilmediğim zaman Bahadır Bey, ben bunun 138. gününden önce mi bu yavru doğdu, ölü doğdu veya bu yavru doğdu, prematüre mi doğdu? Şimdi atık her zaman ölü doğum değildir. Atık aynı zamanda yavru doğar, 1-2 gün içerisinde öler, ölür. O da atıktır. Bunu bilebilmeniz için çiftleşmeleri takip etmeniz lazım. Takip etmeniz lazım sürünüzü. Saldım çayırı Allah kayıra, çiftleşen çiftleşsin, ağla dönen dönsün, dönmeyeni kurt kapsın, doğuran doğursun, doğurmayanları satarım kasaba gönderirim. Gönderemezsin, Brusella var, kasabı Brusella edersin. Sorumlusun, yaptığın işten sorumlusun Bahadır. Bir denetim olmasa bile şu anda yeterince. Evet. Aslında denetim olması lazım. Meczaneye gitmemesi, gitse bile orada kesime sokulmaması lazım. Hem hasta olan hayvanın hem de hastalıkta ette kalıntı süresi henüz dolmamış hayvanın. Yani, normalde öyle. Normalde öyle. Şimdi baktığınız zaman üretimden sorumlusunuz. Şimdi bizim hayvanımızdan doğuran kuzu sayısına bakın. Bizim hayvanımızda kaç tanesi doğurduya baktık. Kaç tane kuzu doğduya baktık. Kaç tane kuzuyu anne sütten kestiye baktık. Kaç tane kuzu kaç koyundan kaç kilograma geldiye baktık. Toplam üretkenlik dediğimiz total productivity bir koyun için hesaplanır Bahadır Bey. Sütten kesimde bir annenin sütten kesimdeki kuzu ağırlığıdır. Bir koyunun toplam üretkenliği. Bugün tekrar olacak Kanada'da koyunculuktaki destekler bunun üzerinedir Bahadır Bey. Der ki bir koyundan kesime sevk ettiğin kuzu ağırlığı, dikkatinizi çekiyorum. Karkastan bahsediyorum. 50 kilogramdan fazlaysa her bir kilogram için sana destek veriyorum. Karkas mı hocam? 50 Karkas. Kilogram.
50 kilogram evet. Markası. Etçi ırktan bahsediyoruz. Etçi ırktan bahsediyoruz. 100 kilo canlı ağırlıktan bahsediyoruz herhalde değil mi? İkiz olacak. Hayır, ikiz olacak. Toplam hayvan hayvan ağırlığı. Toplam üretken. Toplam üretken. Pardon, kusura bakmayın. Heh. Evet, burada tabii işi ne yapıyor? Damızlık birliği orada teşvikler sunuyor. Şimdi performans kriterlerine göre teşvikler sunuyor. Performans kriterlerine göre teşvikler sunuyor. Ne demek istiyor Bahadır Bey? Diyor ki sen diyor bir koyundan 50 kilo karkas üretemiyorsan bu işi yapma. Bunu başkası yapsın. Aynen bu öyle. Bu otu başkası hayvanına yedirsin. Başkası bu hayvanı üretsin. Sera gazı salınımını mantıklı yapsın. O koyuna 50 kilogram kuzuyu ürettirsin. Hocam şimdi banka olmanın kriterleri çok fazlasıyla var. BDDK'da denetim yapıyor. Sigorta acentesi açamazsınız. Kriterleri var. Şimdi işte aracı kurum olamazsınız. Yatırım işlemleri yaptıramazsınız. Şey var. Hani hangi farklı farklı sektörlerde bir işletme kurabilmenin kriterleri var. Koyunculuğun da bu seviyelere gelmesi lazım. Yani kurduğunuz bir kere ehliyetiniz var mı? Kurmak anlamında bu işi yapacaksınız ama ehliyetiniz var mı? Bir takım sertifika programlarını tamamladınız mı? Hadi yaptınız. Başarı kriterlerini takip ediyor musunuz? Daha geçen gün bir haber vardı hocam. Bu Avustralya'da olsa gerek. Bir sürü 148 hayvan ölümü ne olmuş? 148 hayvan ölümünün inceledikten sonra o işletmeciye ceza vermiş hocam, hapis cezası. Çünkü o ölümünde hayvan bakımıyla ilgili kusurlu bulunmuş hocam. Evet. Kusurlu bulunmuş, yani ciddi anlamda takip ediyorlar, veriyi takip ediyorlar. Bir ölüm varsa orada sen sorumlu olabilirsin. Yani hapis cezasına kadar giden bir kovuşturma olmuş var hocam. Bizde de hayvan hakları kanunu yürürlüktedir Bahadır Bey. Doğru. Çiftlik hayvanları yetiştiriciliği büyük bir sorumluluktur. Hem hayvana sorumluluğun vardır, hem hayvandan ürettiğin ürünü tüketiciye sunmada sorumluluğun vardır. Aynen. Bu sorumluluğu hatta sınavlarda da sorarlar. Siz de şaşırmıştınız, hatırlarsanız bir soru gelmişti. Neydi? Kırmızı etin üretiminden birinci sorumlu kimdir? Bir yerde bir soru gelmişti. Üreticisidir diyor. Biz dedik ki kesimhanesidir. Hayır, üreticisi. Üretici birinci derecede sorumludur. Doğru. Şimdi biz kuzu fabrikaları işletmelerinde diyoruz ki bir yılda koyun başına üretilen kuzu sayısı ölümler düştükten sonra 2.46 mı? Evet, 2.4. 2.4, 2.5. Şimdi bizim sütten kesim ağırlıklarımıza ilaveten besi sonunda 40-45 kilogram gelen kuzularımızın 20-22 kilogram karkas ağırlıklarını düşündüğümüz zaman 22-44 koyunun üstüne 11 daha. Ne oldu Bahadır Bey? 22-44-66-77. Yok. 22, 2 kuzu, 2 kilo, 2 kuzunun karkası 22+22=44 etti ya. 2.4 ya. Buçuk kuzuyu da koy üstüne. Döner gibi oldu. 2,5 kuzu. 2,5 kuzu dedik ya. 2.4, 2,5 kuzu. 11 kilo da öbür kuzudan koy, ne oldu? 44, 11 daha 55 eder. Demek ki biz Kanada'nın standartlarını tutturmuşuz. Aynen öyle. 5 kilo için ekstra primimizi istiyoruz. Biz 5 kilo için ekstra primimizi istiyoruz. Bize de prim ödüyor. Bravo sana diyor. Kaç lira prim veriyorsun? Her ürettiğin 1 kilogram için sana $100 veriyorum. Kuzu fabrikaları için de bunu yapmalıyız hocam. Yapacağız tabii ki. Aynen. Selim aldı, yürüdü o zaman. Alıp yürüdüyse yapmamıza gerek yok hocam. Yapmamıza gerek yok. Zaten bizim standartlarımız. Şimdi biz, Selim... Biz barı biraz daha yükseltelim, evet. O anlamda yani. 60 kilolara çıkartmamız lazım demeliyiz. Selim Kırşehir sütten kesim ağırlıklarını alıyor. 28-30 kilogram. 60. günden ben bahsediyorum. Dikkatinizi çekerim. Bir daha tart, bir daha tart, bir daha tart dedik ya Selim'e. Selim'e habire biz bir daha tart diyoruz. Evet hocam. Sonradan bana söyledi. Ben bazı şeyleri nazar değer diye söylemediklerim var dedi. Daha da iyileri var dedi. Şimdi Selim Kanada'da bir üretici olsa 28-30 kilogramda 60 günlük kuzusunu sütten kesip 28-30 kilogramda 70 günde besisini yaptığı zaman besi de günlük canlı ağırlık artışlarını 350-400 gram diye kabul ettiğimiz zaman Bahadır Bey 20 kilo da oradan aldıracak. 30'un üstüne koy 20'yi, oldu 50-55 kilo. 2 kuzu aldı Selim. Etti 110 kilo. Koy buçuk kuzuyu da Selim desteklen, zaten bu koyunculuğu yapabilen bir insan oldu. Koyunculuğu yani destek şudur Bahadır Bey. Destek şöyle verilir insanlara. Nasıl destek verilir biliyor musunuz? Başarılı üreticiyi yeni başarılı üreticileri tayin etsin ve o genetik kapasitesi yüksek, know-how'ı yukarıda,
bu işi bilen, bilen bilmeyenlere yaptırsın diye verilir. Bilmeyene destek ol, yaptır diye destek verilmez. Anlatabildim mi? O kayıptır. Zaman kaybıdır, kaynak kaybıdır. Beni kimse yanlış anlamasın. Herkes bu işi yapacak diye bir şart yok. Yok, öyle bir şart yok. Herkes bu işi doğru yapacak diye bir şart da yok. Zaten, bizim kaynaklarımızı çok önemli, çok stratejik olarak değerlendirmemiz lazım Bahadır Bey. Bugün Avrupa'da karbon salınım kotası koyulmuştur çiftliklere. Size diyor ki, senin diyor kotan 200 baş. 201. koyun işletmene koyamazsın. Niye? Senin o koyunlardan üreteceğin karbon kotan bu. Kotaya göre hayvancılık yaptırıyorlar. Sen eğer 200 tane koyunundan karlı üretimi yapamıyorsan yapmıyorsun bu işi, yapamıyorsun. Çünkü çevreye de zararın var, doğal kaynakların kullanılmasındaki sarfiyata da şeyin var, nedir, zararın var. Şimdi o yüzden burada mesajı ben şöyle vermek istiyorum. Hayvanlarınızdaki verimleri takip bugün etseniz de etmeseniz de yarın bir gün size bu işi yaptırmayacaklar. Oraya doğru gidiyoruz Bahadır Bey. Dünya şu anda oraya doğru gidiyor. Çünkü küresel ısınmada her ne kadar küçük baş birileri masum dese de bunu ikna edemezsiniz. Karbon salınımı kotası bugün Avrupa'da konuşuluyorsa bizim verimli üretimi yapabilecek yetiştiriciler olmamız şart. Olmak zorundayız. Bu çevreye sorumluluğumuz, bu gelecekte dünyaya karşı dünyaya biz sorumluyuz. Biz bugün ölüp gideceğiz, toprağın altına gireceğiz, çürüyeceğiz ama bu toprağın üzerinde yaşayacak insanlar olacak. Onlara bırakacağımız dünyayla ilgili sorumluyuz. Bu insani sorumluluktur. Bu insani sorumluluk. Ben öldüm, geri kalanlar kendilerini düşünsün. Hayır efendim. Bakın burada Beykoz'da oturuyoruz. Çimenler bu boyda. Çölleşme olduğu zaman bu çimenin olmadığı toprağı insanlara bırakamayız, gelecek nesillere bırakamayız. Yani biz dünyayı tüketmek üzere gelmedik bu dünyaya. Bu insanlık sorumludur. Şimdi üretimde başarılı olmanın diğer kriteri ne dedik? Sütten kesimdeki ağırlık, besi performansımız. Besi performansımız. Evet, besiye geldik şimdi. Sütten kestik ve kuzumuz besiye şimdi geldi. Şimdi yem fiyatlarımız olmuş. Son döneme 3000 lira. Evet. Dane yem. Aynen. Arpa olmuş 2600-2800, 3000 lira. Evet. 3000 lira. İçinde dolar var o yemlerin. İçinde dolar var. İşte soyayı ithal ediyoruz, mısırı ithal ediyoruz, onu ithal ediyoruz, bunu ithal ediyoruz, dışarıya bağımlıyız falanız filanız. Bir işletmenin başarılı olabilmesindeki en önemli kriterlerden biri de nedir Bahadır Bey? Yemden yararlanma kabiliyeti. Bunu hep söylüyoruz. Yemden yararlanma kabiliyeti. Bu tabii genetik bir faktör. Hani yetiştiricilerimizin ölçerek başarılı olup olmadıklarını konuşuyoruz ya hocam. Hı hı. Ellerindeki hayvanlarla yani sonuçta. Hı hı. Ne kadar yemden yararlanıyorum ölçmeleri lazım diyorsunuz. Doğru mu? Hı hı. Besi süresini ölçmeleri lazım diye, evet, düşünüyorum. Öyle, evet, değil mi? Tabii. Yani bir de pazarlarıyla alakalı olarak. Pazarların istediği canlı kilolara, hı hı, ne kadarlık bir besi süresi ve ne kadarlık bir yem harcamasıyla ulaştıklarını bilmeleri gerekiyor. Bilmeleri gerekiyor. Şimdi mesela biz besiye hayvan aldığımız zaman hayvanın büyüme ve gelişmesi yaş ilerledikçe düştüğü için bir, besiyi genç yaşta yapmamız lazım. Neden? Biz protein biriktirmemiz lazım. Neden? Proteinin kalori değeri yağın depolanmasından daha düşüktür. Demek ki hayvanımızın yaşını genç tutmamız lazım. Yani besiyi genç yaşta bitiren hayvanlarla bu işi yapmamız lazım. Aksi takdirde besinin maliyeti artacaktır. Bugün arpa besi materyali olarak diyelim olmuş 3000 lira. Evet, benim kuzum 1 kilogram almak için o arpadan 7-8 kilo tüketiyorsa ben mahvoldum, bittim, battım. Neden? 20-25 lira yeme harcadım, kuzunun canlı kilosu 28 lira. Zarar ettin, annenin masrafını karşılayamadın. Kuzuya yaptığın masrafla kuzuyu canlı pazara sevk etmenle ki kayıpları da katacak olursak sen zarardasın. Tabii diğer ölümleri de devreye sokacak olursak, annelerde de bir ölüm oranı var. Tabii şimdi bir kuzuda annenin maliyeti var, bir de kuzunun kendi besi maliyeti var. Aynen öyle. Dolayısıyla hiçbir şey yapamıyorsanız, bakın hiçbir şey yapamıyorsanız şuna bakmanız lazım. Ben bu yıl ne kadar arpa koydum depoma veya yem koydum, ne kadar ot koydum, ne kadar bunun peşinde dağ gezdim, bayır gezdim. O işçiliği de oraya yazmak zorundasınız, kendinizi kandıramazsınız Bahadır Bey. Ne kazandım? Evet. Bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım. Eğer bu işte ilerleyemiyorsanız, ilerlemeniz çok ağırsa ve hantalsa, kaplumbağa hızında bu işi ilerletiyorsanız bu işi yapmayız. Yani biraz tabii hocam başarısızsınız. Bu uluslararası bir kriter aynı zamanda. Bir koyunculuk işletmesinin belini doğrultması ve başarı olup olmadığını anlayabilmesi için 7 yıllık bir süreye ihtiyaç var. Birçok işletmede de öyle. Girişimlerin oturması için. Yani orada biraz hani
gittikçe zarar eden bir trend varsa işe anlamsızca tutunmanın bir şeyi yok, faydası yok. Bırakmak lazım. Ama eğer belli bir trendi yakalıyorsa, eğer direnebilir ve yükseltebilirse hacmini gittikçe, başarı kriterine göre trendi düşmüyorsa direnebilirler diye düşünüyorum ben devam etmek anlamında. Yani şimdi tabii ekstansif hayvancılık dediğimiz meraya dayalı yetiştiricilikte 12 tane faktör varsa veriminizi ve başarınızı etkileyen, entansif dediğimizde bu 4'e 5'e düşüyor Bahadır Bey. Sizin başarınızı etkileyen faktör sayısı arttıkça siz o faktörleri kontrol etme kabiliyetinizi, yetinizi yitirirsiniz. Şimdi bize yine sosyal medya hesaplarımızdan sorular geliyor. Hocam diyor işte kuzularım cansız doğuyor. Hocam koyunumun sütü azaldı. Hocam şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi niye? Bir yıl bir meraya gitmiş, öbür yıl bir çobanı tabii almış, öbür yıl yemcisini değiştirmiş, öbür yıl otçusunu değiştirmiş. Yani sabit bir faktörde, sabit bir etkide, sabit bir düzende ilerlemediğiniz sürece Arap saçına dönüyor. Yani işin içinden çıkılamıyor. Acaba o muydu, acaba bu muydu, onu mu düzelsem, sürümü mü satsam, yanlış yerden mi sürü aldım, sürüleri ortak otlattım, öbür sürüden benim hayvanıma bir şey mi bulaştı falan filan. Dolayısıyla bu bir kısır döngüye dönüyor. Diyor ki hem vazgeçemiyor, koyunculuk bir de çok... bağımlılık yaratır. Evet. İnsanlara verdiği duygu kolay anlaşılabilir bir şey olduğu için. Evet, kolay. Dört ayaklılar. Aynen. Kolay anlaşılabilir bir şey olduğu için. Yani başarınızı. Halbuki çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Başarınızı mutlaka adeta bir başkasını sınıyormuş gibi sınamanız lazım. Yani hiç kimse kendine başarısız. Tarafsız olmak çok güç hocam. Evet, evet. Kimse. Ama sonuçta objektif olmanız gerekiyor. Yani, bu bir girişim, bu bir iş. Yani biri veterinerini suçlar, biri çobanını suçlar, biri yemcisini suçlar. Hayır. Hepsinin sorumlusu sensin. Anlatabildim mi? O yemciyi seçen sensin. O kaba yemi seçen sensin. O meraya otlatmaya gitmeyi seçen sensin. Sen kendini sorgulamalısın. Aynen. Eğer işinde bir yanlışlık varsa onun yüzünden... Bravo hocam. Alkışlıyorum sizi. Yani bunları siz seçiyorsunuz Bahadır Bey. Hayvanı da seçen sensin. Bu hayvan... Seçimi yapandır sorunu. Evet, bu hayvan o dereyi aşıp da gelip buraya Bahadır abi ben senin oldum. Beni sahiplenirsin demiyor. Parasını veriyorsun, evet. Beğeniyorsun, alıyorsun. Aslında çoban problemi yok. Çobanı seçen kişide problem var. Evet. Çoban problemi diye bir şey yok. Her şeyi seçen yanlış sensin. Yanlış çobanı seçiyorsun. Çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinde yetiştirici, evet, her şeye karar verir. Ama karar verirken karar destek mekanizmalarını ne kadar işletir? Beyaz yakalı bir yatırımcı adayımız vardı kuzu fabrikası için hocam. Ve yani sektörde çalışmış biri. Sonra ne oldu diye ben bir şey yaptım. 300 tane işte akkaraman aldım dedi. Şöyle bir yerde yapıyorum. Kredi uygun geldi. O sırada fırsat oldu. İşte bir Afgan çoban da aldım. Meraya komşu bir barınak bir yer de bulduk. Orada yapıyorum dedi. İşte artık Afyon'da mı ne orada bir yerde. Dedim nasıl böyle yaptınız ya dedim. Hani konuştuk her şeyi. Yani bu size uygun bir senaryo değil. Başarı elde etmeniz güç. Kabaca size 1,5-2 yıl veriyorum, bırakacaksınız dedim. Hı hı. Böyle olacak yani. İşte yapacağız, edeceğiz bilmem ne. 1,5 yıl geçti, geçmedi hocam. Aradı ve sürüyü satmış ve özel sektöre geri dönmüş. Öyle mi? Evet. Yani bunlar niye çok şaşırdı bu kadar? Kim ki o acaba hocam? Kim olduğunu merak ettim. Özel sektörü biliyorsunuz ya hocam, vardı, gelmişti bizim İTÜ Teknokent'teki konferansımıza gelmişlerdi. Takip beyaz saçlı takip etmişti bizi. Evet. Ondan sonra dönmüş özel sektöre geri dönmüş. Yani ne diyorduk şimdi, tercihlerin hepsi yani niye böyle oldu? İşte çoban şöyleydi, bilmem ne böyleydi. Orada Mera'daki su kaynaklarında sıkıntı vardı, bilmem ne şey var. Hayır, hepsinin tercihi. Sen yaptın bu, evet, tercihi. Evet. Sen bu tercihi yaptığın an ben oradaydım. Ben onu gördük ve karşılıklı konuştuk. Siz mesela biliyorsunuz Bahadır Bey, Beykoz kuzu fabrikasındayız. Bu bizim 4. yılımız malumunuz üzere. Siz ben burayı seçerken ne gıcık kadın dediniz bana neredeyse. Yer beğenmiyordum. Bura olmaz. Niye? Rüzgarı sert. Bura olmaz. Niye? Manzarası kötü. Bura olmaz. Niye? Fazla araç trafiği var. Bura olmaz. Niye? Bura sivrisinek yapar. Bura olmaz. Niye? Ağaçlar kuşları davet eder. Bura olmaz. Niye?
Bro olmaz niyenin o kadar çok sebebi var ki. Manzarası güzel değil. Bro olmaz niyelerden bir tane daha söyleyeyim. Aynen, manzarası güzel manzarası... değil deyince ben o dediğinizi demiş olabilirim. Evet. O zamanlar için öyleydi. Aynen. Şu an öyle ya, demiyorum. Ya hocam sana da yer beğendiremiyoruz. Evet. Buranın nesi var ya, vallahi seversen artık burayı beğen. Bana böyle bir şey gösteriyordu mesela, bir ha tamam güzel dedim, beğendim. Ama bir de hocaya göstereceğiz. Eyvah eyvah. Evet. Yani, bro olmaz yani koyunculuğun olmazlarıyla ilgili hocam. Soğuk iklimde bizim anorom olur mu? Anorom 45 derecede de oluyor ki yaşadık. Eksi 33 derecede de oluyor ki yaşadık. Koyun doğaya çok iyi uyum sağlayan bir canlıdır. Muazzam tabii bir canlıdır. Ve doğanın o kaynağını canlandıran, fışkırtan bir şey. Yani bak şimdi, bitki örtüsünü canlandıran. Şurayı biz ne zaman otlatmıştık? İnanılmaz Kasım. Bir şey. Bir hafta oldu bu mu? Bu dünyanın geleceğidir hocam koyun. Doğa bitki örtüsünün bak geleceğidir. Bak şimdi Bahadır Bey, bir hafta önce biz bu otumuzu otlatmıştık. Burayı tıraşlamışlardı. Bir hafta sonra ya diyorum Amazon'a döndü burası. O kadar. Gübresi ne kadar değerli hocam. Ya o kadar zaten değerli. Zaten gübresi, yani biz burada intensif bakıyoruz sonuçta. Gübresini alıyoruz ve tarlalara dağılıyor. Dağılıyor. Birçok tarlaya gidiyor ve evet, inanılmaz bir verim oluşturuyor hocam. Kesinlikle. Yani onların her şeyi bu doğa için şans. Şimdi koyun doğası itibariyle çevreye çok iyi uyum sağlayan bir canlıdır. Efsanevi özellikleri vardır. Yani National Geographic'de hatta bunun şeyini çekiyorlar. Ben de kızıyorum, protesto ediyorum şeyi National Geographic'e. Diyor ki size koyunlarla ilgili bir belgesel hazırlayacak değiliz. Niye hazırla? Koyunda o kadar belgesele konu olay var ki. Ya hocam onlar yırtıcı, parçalayıcı, yiyici canlıları şey. Daha heyecanlı oluyor o koyun. Ben protesto ediyorum National Geographic'e. Koyundan size belgesel çekecek değiliz. Çek kardeşim bak. Bu koyunun hiçbir çiftlik hayvanında olmayan bir özelliği var Bahadır Bey. Neymiş? Neymiş mi? Yünü. Bu koyun dediğimiz canlı, evet. dikkatinizi çekerim Bahadır Bey. Evet. Binalarda mantolama yaparlar, doğru mu? Yazın sıcak olmasın diye, kışında soğuk şeyi yani dışarıdan etkisi. Soğuk almasın diye. Koyun, yapağı tipi koyunlardan bahsediyorum. Kıl tipi koyunlarda bu biraz daha az olabilir. Hele ki yapağı ve kıl tipi beraber dediğimiz double coated, çift katlı yapağı örtüsüne sahip ki anoromunda o vardır. Yani kıl vardır ve yapağı vardır. Kıl ve yapağı. Dünyanın en teknolojik mantolama özelliği bu koyundadır. Öyle bir mantosu vardır ki bunun, sıcakta serin tutar. Soğukta sıcak tutar. Bugün Vulkul araştırsınlar. Vulkul İngiltere'de Vulkul diye bir marka. Vulkul yatırım yatırım aldı. Yeni Zelanda'da fabrikayı açtı. Avustralya'da açıyor inşallah. Kutular aynı zamanda izolasyon değil mi? Sıcaklığı evet, sabit tutacak. İzolasyon paketleri üretiliyor koyun yününden. Koyun yününden soğuk zincir hatta yani. Soğuk zincir kutular üretiliyor. Diyor ki eti mi koydun 4 derecede? Aşıyı mı koydun soğuk zincirde? Koyun yününden pelt dediğimiz evet, şeylerle kartonun içine koyuyorsun. Karton çevrede parçalanabilir. Yün çevrede evet, ne diyoruz ona? Yarılama ömrü daha kısa. Olabilir. Organik büyü. Doğaya karışabilir. Tabii doğa bu arada dostu. Biz tabii koyun yününden ve onun izolasyon özelliklerinden bahsediyoruz ama evet, yani yün yorganların altında yatan bir memleketin evlatlarıyız hocam zaten. Doğru. Halkımız biliyor fazlasıyla koyun yününü. Şimdi burada mühendisliği çalıştırmanız lazım. Bir bakarsınız ki güneş yakıyor şu an, beni de yakıyor Bahadır Bey. Şimdi bir yün ceket olsaydı da giyseydik. Beni de yakıyor. Bir bakıyorsun yetiştirici Temmuz'un 35 derecesinde hayvanını kırpmış. Yanıyor hayvan, güneş yanığı oluyor. Çok sıcak oldu. Çok sıcak. Üstündeki mantoyu alayım istedim. Halbuki öyle bir şey yok. Ya sen onu aldın da güneş koruyucun da yok sürecen. Evet. Şimdi plajlarda faktör. Kadınlar erkekler bilmem kaç faktörlü güneş koruyucu krem sürüyorlar. Sürme bak, yatamazsın. Aynı hayvan da öyle. Yününü aldığın zaman hem güneş yanığı olur Bahadır Bey, hem de sıcaklık stresi olur o hayvanda. Sıcaklık stresi olmaması için ne olması lazım? 2,5-3 santim civarında üzerinde yün olması lazım. Bakarsın bizim kırkımcılar almış eline kazıyor hayvanı. Anlatabildim mi? Kazıma ya, bırak o onun doğaya temayüz ettiği, doğaya uyum sağladığı muhteşem bir örtüsü.
Keşke borç versem diğer hayvanlara. Hocam National Geographic belgeseli gibisiniz ya. Ne güzel anlatıyorsun. Şimdi bakın bu böyledir. Koyun Golden Hoof Animal diye geçer. Altın tırnaklı hayvan. Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da koyun sığırla birlikte otlatmaya gider. Sığırlar mal gibidir, koyun cin gibidir. Ne yapar biliyor musunuz? Altın tırnaklarıyla... Sığırlar mal gibidir, koyun cin gibidir derken hocam burada bizi büyükbaş yetiştiriciliği yapan izleyicilerimiz de var bizim. Şimdi evet ama yok onlar da mal evet, diyorlar evet. Şimdi. Sığır koyunu nasıl? Da cin gibidir de yani. Ha, sığır nasıl yer Bahadır Bey? Bakın sığır... O koca dilini çıkarır tamam mı? Şöyle alır bu şeyi. Aynen. Hocam ne kadar gerçekten bir... Bu sığırdan bahsediyoruz değil mi? Tabii. Aynen. Bunu alır yer. Şurayı yiyemez. Şu tabana... Bir alt tabakayı yiyemez. Koyun ne yapar? Gelir buraları tıraşlar. Aynen. Yani kuaföre gidiyorsunuz uçlarından al diyorsunuz ya. Aynen. O tıraşlamayı yapar. Birbirlerini tamamlıyorlar aslında. Birbirlerini tamamlıyorlar. Tıraşlarken koyun de... Koyun kökünü de alıyor ama yani. Tıraşlar dipten otlamayı sever. Kısa otları, seyrek otları sever. Bunu yaparken de Golden Hoof Animal, altın tırnaklı hayvan dediğimiz için Mera'daki zehirli ve zararlı otları da tırnağıyla Bahadır Bey ezer ve yok eder. Şimdi dolayısıyla koyunculukta başarıdan nerelere geldik? Ya koyun... Tırnağıyla zehirli otu zaten. Daha ne yapsın? Yünüyle 35 derecede bana bir şey olmaz diye çıkıyor. -33 derecede ben suyu, sıvıyı enjektöre çektiğimizde çekerken donardı, kristalize donardı. Bizim koyunlar -33 derecede Erzurum'da karın üstünde cirit atıyorlar. Daha ne yapsın? Bu daha ne yapsın olsun bu programın adı. Biz doğumda doğumhaneye koyunlar doğursun diye içeri atıyoruz. Bu gidiyor karın üstünde kuzuyu doğuruyor Bahadır Bey. Ya bu karın neymiş dedim yani bunun. Biz bunu içeri aldıkça yani koyun yetiştiricilikte sizin başarılı yetiştiricilik yapmanız için bütün özellikleri taşır. Elinden geleni yapıyor. Ama siz onun yetiştiriciliğine soyunduğunuz zaman onun var olan özelliklerini ortaya koymasında engel, bariyer ve beceriksizlik gösterirseniz, bilinçsizce yetiştiricilik yaparsanız koyunculukta başarılı olamaz. Hocam koyun ne kadar adapte oluyor ki işte hala ülkemizde bilinçsizce yapılan yerler olsa dahi, uygulamalar olsa dahi yapılmaya devam ediliyor. Halbuki süt keçiciliği ne kadar zor. Hayvan orada hassas. Tabii. Süt keçisi doğru mu? Tabii. Verim vermiyor. En ufak sebepten bir anda sütü düşüyor. Dolayısıyla yaygın değil. Süt keçiciliği ülkemizde yaygın değil. Böyle bu işletmeler hayatta da kalmayı başaramıyor. Doğru. Ama koyun ne kadar yaygın. Aynen dediğiniz gibi adaptasyon özelliği var. O da elinden geleni yapıyor sizin için. Eğer siz de biraz ona doğru yaklaşırsanız, onu tanımaya, onu anlamaya çalışırsanız, onun bütün o fizyolojik dönemlerindeki performans özelliklerini ölçer, ölçtüğünüz şekilde yönetmeye çalışırsanız çok güzel bir evlilik olur orada. Çok güzel bir ilişki olur. Çok güzel bir birliktelik olur. Evet. Yani koyunun sadece güdülecek, güdülürse yetiştirilecek, yetiştirilmesi çok kolay ve basit. Çok şey bilmene gerek duymadığın, bas parayı al koyunu, koy damına ver arpayı. Kadar basit olmadığını, evet. Takip istediğini, bizde sürü takip uygulaması bireysel takip şeklindedir. Toplu muamele, bireysel takip diyoruz. Değerli izleyiciler, bu programda gene sizi koyunculuktan soğuttuk. Gene bu işin ne kadar zor olduğunu anlattık. Böyle bu tarz bu konularda da eleştiri alıyoruz zaman zaman ama evet. Bu da bu işin gerçekleri. Ve koyunlar ilgiyi hak ediyorlar. Hak eden hayvanlar. Onu da anlatmış olduk. Koyunculuğu mevcutta yapmakta olan değerli takipçilerimiz için de performans kriterlerini paylaşmış olduk. Hocam gene şakıdınız. Gene çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.